Herkese merhaba dostlar. Çok ilginç bir video ile karşınızdayım. Öncelikle takipçilerden izin aldım. Bir anket başlatarak dedim ki eğer futbol konuşursak abes kaçar mı bu kanalla? Aslında konu futbol değil. Konu tamamen politika. Konu tamamen nasıl uyutulduğunuz, uyutulurken nasıl cebinizden paranın alındığı. Bunların hepsini birlikte yaparken bir de kardeşin kardeşe, dostun dosta düşman hale getirildiği ve böylelikle kolaylıkla nasıl yönetildiğinizi anlatacağım aslında bu videoda. Hanımlar, konu sadece beylere özel değil. Bence çok iyi dinleyin. Özellikle şikayetçi olduğunuz konularda beylere karşı kullanabileceğiniz çok önemli doneler vereceğim size. Geçtiğimiz günlerde atılan bir yumruk. Şimdi yer gök bununla inliyor. Cezası kesilecek mi? Ne olacak? Ankaragücü küme mi düşecek? Ligler ertelenecek mi? Bak hiçbir olmayacak. Hatta hiçbir şey olmayacak. Çok net söyleyeyim size. Aslında atılan o yumruk belki de futbolun, daha doğrusu siyasete tamamen bulaşmış olan futbolun siyaset tarafının belki de siyasetin oyuncağı haline gelmiş etmenlerine attığı bir yumruk. Kabadayı filminde Şener Şen'in Kenan İmirzalıoğlu'na söylediği efsanevi bir replik var. Diyor ki Şener Şen, evlat diyor senin mermin silahında ters dönmüş, dikkat et kendini vurma. İşte atılan o yumruk silahın içinde ters dönmüş, belki de siyaset yumruğu. Bugün onu anlatacağım. Ricam tahammül eder, takip ederseniz. Çünkü aslında bu videoyla zekalarınıza, zihinlerinize, beyinlerinize hitap edeceğim. Belki bambaşka bir pencere açacağım size. Bundan sonra hayatınız belki de aynı olmayacak. Hatırlarsanız bir Susurluk kazası olayı olmuştu. Ondan sonra belki de Türkiye'de hemen hemen hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ankaragücü başkanının attığı yumruğu da aslında benzeterek Susurluk, Türk futbolunun Susurluğudur diye anlatıyorum ama sonuçta hiçbir şey değişmeyecek. Birazdan dinleyeceksiniz. Madde madde anlatacağım. Bu işin buraya nasıl geldiğini ve hiçbir şeyin nasıl değişmeyeceğini siz kendinizi değiştirmediğiniz müddetçe. Ben 44 yaşındayım. Kendimi bildim bileli de futbolun takipçisiyim. Bir yandan oynardım da bir takımın da taraftarıyım. Ve futbolu kendimi bildim bileli takip ediyorum. Ve biz bu 44 yıllık deneyimimde hakkıyla şampiyon olmuş, hakkıyla kazanmış bir takım, bir kulüp aslında hiç görmedik. İtiraz etmeyin hemen anlatacağım. Benim ilk futbolla tanıştığım küçüklük dönemim belki 5-6 yaşları. Belli bir döneme kadar Türk futbolu belli bir güruhun elindeydi. Bu güruh genellikle başkanlar. Hatırlayın o zamanları. Dominant, agresif başkanlar. Bu güruh istediği gibi genellikle yönlendiriyordu. İstediği gibi araba yolluyordu. İstediği gibi bavulla, çantayla para yolluyordu Anadolu kulüplerine. O günleri hatırlarsınız. O zamanlar bu işleri en iyi becerenler şampiyon oluyordu. Aksini çok çok az gördüm, onu söyleyeyim. Olmadı diyemem, herkesin günahını almayayım. Ama genellikle bu böyle gerçekleşti. İsteyen varsa açsın o günlere baksın. Sonra güç bu güruhun elinden alındı bir şekilde ve FETÖ denen bir organizasyonla karşı karşıya kaldık biz. Bu da benim yaklaşık işte 20'li yaşlarımın başına denk geliyor. Bir dönemde maalesef biz FETÖ terör örgütünün etkisi altında FETÖ terör örgütünün belirlediği sonuçlarla, belirlediği şampiyonlarla geçirdik. Ve sonra FETÖ'nün futboldan da arındırılmaya çalışılmasıyla birlikte ki görüyoruz hala arındırılmış değil. Güç artık siyasetin eline geçti. Ve artık siyaset futbolu istediği gibi yönlendirmeye başladı. Peki futbol niye bu kadar önemli? Niye insanlar bu sektör üzerinden bu kadar iş yapıyor? Ya da bu kadar ses getiriyor burada olanlar? Çünkü futbol toplumların afyonudur. İnsanları bireysel olarak kontrol altında tutmak, yönetmek istiyorsanız kendilerine bireysel olarak maddeler sunabilirsiniz. Madde etkisi altındaki insan istediğin gibi uyuşturulmuş, sakinleştirilmiş insan istediğin gibi tepki verir ya da tepki vermez. Bunu toplumlara uygulayabilecek afyon da birinci sırada büyük bağlılıkları olan futbol geliyor maalesef. Biz ve bizim gibi özellikle ateşli kan taşıyan toplumlarda. Bu İspanya için de böyledir, İtalya için de böyledir. Akdeniz ülkeleri genellikle
ve Güney Amerika ülkeleri genellikle futbol üzerinden çok kolay yönlendirilebilir, çok kolay yönetilebilir. İşin bir de pastası var. Çok büyük bir pastası var. Eskiden daha küçüktü, her geçen gün biraz daha büyük hale geliyor işin mangır tarafı. Bir de bu pastayı da yemek istiyorlar. Yani sizi hem bu afyonla uyuştururken hem de cebinizden de parayı almadan durmuyorlar ha. Bırakmıyorlar, anlatacağım şimdi, madde madde anlayacaksınız. Futbol bu yüzden önemli. Aranızda yok hayır futbolun siyasete şu anda bağlılığı yok, ne alakası var diyenler için birkaç tane örnek vereceğim, aralarından siz seçin. Ya da işte hayır canım şampiyonlar daha önceden belirlenmiyor, herkes hakkıyla şampiyon oluyor diyenler için birkaç tane örnek, ilk aklıma gelenlerden birkaç tane örnek vereceğim. Bu ülke neyi gördü biliyor musunuz? Bir Türk futbolcusunu ücretik mukabilinde, yani parasını ödeyerek Barcelona'da oynattırdık biz. Barcelona futbolcuyu transfer etti, parasını biz ödedik. Kim ödedi parasını? Türk Hava Yolları. Yani dolaylı olarak biz. Durun, daha bitmedi. Aynı futbolcuyu Barcelona'dan bu kez Başakşehir'e transfer ettik. Yine ücreti mukabilinde. Ücreti kim ödedi biliyor musunuz? İstanbul Halk Ekmek. Yani İstanbul'da yaşayanlar. Belki hatta İstanbul'da bile yaşamayanlar. Devam ediyorum. Bu ülke Tahsin Hasoğlu. Tahsin Hasoğlu'nu bilmiyorum, biliyor musunuz? Bir ara Başakşehir taraftarı olarak skeçler, komedi skeçleri çekiyordu. Başakşehir'in hiç taraftarı yok. Tek taraftar olarak tribünlerde bulunup bunu mizansen haline getirip bununla meşhur olmuş, ünlü olmuş. Adamın üzerinde durduğu şey Başakşehir'in hiç taraftarının olmaması. Hiç taraftarı olmayan bir Başakşehir bu ülkede şampiyon yapıldı. Şampiyon yapıldı diyorum çünkü dönün o sezonun maçlarına bakın. Ben bir Fenerbahçeli olarak yürekten şunu söyleyebiliyorum. Trabzonspor'un şampiyonluğu alındı, Başakşehir'e verildi o sene. Dönüp komple bakabilirsiniz. Ha, Trabzonlular da üzülmesin. Ertesi sene Galatasaray'ın hak ettiği şampiyonluğu da Trabzon'a bu sefer verdiler. Yine dönün bakın o maçlara. Olana bitene, hakem kararlarına dönün bir bakın. Kimse itiraz etmesin. Bak, bu videonun altında yorumlar tamamen size açık. Yalnız iki şeye müsaade etmeyeceğim. Bir, futbol üzerinden sizi bölmeye çalışacak yorumlara, insanları bölüp düşmanlaştıracak, nefret ettirecek yorumlara izin vermeyeceğim. Onları direkt sileceğim. İki, particilik üzerinden de bunu yapanlara izin vermeyeceğim. Burada konu aslında sizi nasıl böldüklerini anlatmaya çalışırken aşağıda size bölünmenize imkan vermeyeceğim. Kimse o yüzden boşuna zahmet etmesin. Konuyu taraftarlık olarak, tuttuğunuz takım olarak kesinlikle ele almayın. Ona yaptılar, bunu yaptılar vesaire değil. Hepsi aynı tastan yiyorlar, içiyorlar. Problemi yaşayan sadece sizsiniz. O yüzden bu kirli camiayı, bu kirli bütünü savunmaya çalışmayın. Takımınız özelinde ya da partiniz özelinde. Devam edeyim mi? Bu ülkede 100. yılında şampiyon olsun diye Beşiktaş, Galatasaray'ın hak ettiği şampiyonluk ondan alındı ve Beşiktaş'a verildi. Yine dönüp bakın. Orta sahada topçu döverlerken hakem oynatıyordu. Burada gol atıyordu Beşiktaş. O seneleri hatırlayın. Bakın, konu Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon vesaire değil. Siyasete devam edelim mi? Bu ülkede şu anda hakeme vurdular diye ver yansın ediyorlar ya herkes. Herkes tukaka etti, lanetledi ya. Bu ülkede bir statta taraftar, Süper Lig'de oluyor bu. Taraftar atladı ve bir hakemi dövdü. Maç devam etti. Aksiyon alınmadı. Hakemler o zaman çıkıp bas bas bağırmadı. Bu ülkede kafası yarılan hakem gördük. Kafası yarık maçı oynattılar. Bu ülkede bir futbolcu tarafından saldırıya uğrayıp sahanın ortasında ağzı yüzü çizilmiş, tırnaklanmış hakem gördük ki büyük hakemdi o. O zamana kadar hiç ses yok. Hakemlere de geleceğim birazdan. Bu ülkede bir hakem kadrosunu maçtan sonra özgürlüğünden alıkoydular. Kilitlediler hakem odasına. 4,5-5 saat hakem odasında kilitli kaldı bu insanlar. Ha, diyeceksiniz siz siyasetle ne alakası var? Söyleyeyim mi ne alakası var? Hakemlerin bırakın talimatını Sayın Cumhurbaşkanı telefonla
kulüp başkanını arayarak verdi ve o şekilde bırakıldılar. Hani kolluk güçleri, adalet vesaire söz konusu değil. Bak nasıl bırakılıyor adamlar? Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla. Şimdi bu işin içinde siyaset, bu işin içinde politika yok mu? Mevcut kulüp başkanlarına bakın. Genel olarak parti tandanslı, siyaset tandanslı ve hatta iktidar siyaseti tandanslı insanlardan oluşuyor. Bak en son olayın yaşandığı maç Ankara Gücü Çaykur Rizespor. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca iki dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekilliği yapmış. Cumhurbaşkanının tanıdığı dostu Çaykur Rizespor. Başkanı kim? İbrahim Turgut. Şimdi İbrahim Turgut diye ararsanız Cumhurbaşkanıyla resimlerini görürsünüz zaten pek çok miktarda. Bir müteahhit, kamu ihalelerinde yükselen yıldız. Şimdi işin bu tarafı da aynı yer. Siyasi tandans olarak bakacak olursanız. Ya da bu kadar siyasetin içindekiler bu kadar futbolun içinde niye aynı zamanda? Yahu insanlar şeye kızıyor, bazı insanlar. Çok büyük bir sermaye grubunun, bir ailenin, bir ferdi niye futbola başkan olur? İşin gücün yok mu? Belki devlet kurabilecek kadar sermayesi olan bir ailenin ferdisin. Ve bir futbol takımının başkanısın. Niye oradasın? Futbolla ilgin nedir? Bilgin nedir? Diye kızarken biz burada bunları yaşıyoruz. Hiçbir şey olmayacak dedim ya. Hiçbir şey neden olmayacak anlatayım ben size. Şimdi bu yaşanan durumun, bu futbol endüstrisinin bir işi organize edenleri, bir de tabutu taşıyanları var, mağdurları. İşi organize edenleri kimler biliyor musunuz? Kulüpler, başkanlar, yöneticiler ve teknik direktörler birincisi. Bunlar işin kulüp tarafları. Bu adamlar, bu kulüpler, bu kulüplerin temsilcileri, başkan, yönetici ya da teknik direktör düzeyinde. Bu adamlar sürekli adil olmaktan bahsederken kendileri lehine adil olmayan işler peşindeler sürekli. Her mağduriyetten sonra çıkarlar, her mağduriyetten sonra büyük edebiyat yaparlar. Hatta küçük mağduriyetlerden büyük mağduriyetler yaratmaya, bir sonraki maçta oluşacak ortamı, oluşacak iklimi etkilemeye çalışırlar. Bir taraftan bir başkan çıkar ya da bir taraftan bir kulüp açıklama yapar, öbür taraftan başkası açıklama yapar. İki gün sonra maç var. O hakemi biz zaten istemiyoruz. Bakın gördün mü öyle oldu. Bu hakem bizi yakacak, bu hakem canımızı yapacak diye. Daha önceden hiçbir şey yaşanmamışken, maç oynanmamış, herhangi bir haksızlık olmamışken gelecekteki maçı etkileme çabasıyla bunları okuyanlar kimler? Bunlara inananlar kimler? Bir, etkilenenler, baskı altında kalanlar, hakemler ya da işte federasyon tarafı, belki merkez hakem kurulu. İki, bu işleri takip eden sen, ben, saf, iyi niyetli insanlar. Organize edenlerin ikincisi federasyon ve MHK, merkez hakem kurulu. Federasyon niye ekledim biliyor musunuz? Şu andaki federasyon başkanı iki gece önce bu olay yaşandıktan hemen sonra yeter, yeter diye bağırıyordu. Onu görünce dedim ki arkadaş sen de bir kulüp başkanıydın daha yakın zamana kadar. 2021 Gaziantep. Gaziantep o dönemde Süper Lig'de oynarken açın bakın dönün o haberlere, o senenin haberlerine. Gaziantep'in kaybettiği her puandan sonra hemen hemen her hafta düzenli neredeyse çıkıp hakemlere isyan ediyor. Ve çıkıyor diyor ki federasyon başkanı tarafına geçtiği zaman o gece herkes diyor hakemlere isyan ediyor yeter yeter her maçtan sonra bir şeyler söylüyor yeter. Sen de bu işin bu tarafındayken sen de aynısını yapıyordun başkan. Merkez hakem kurulu hakemleri tayin eden hakemleri düzenleyen kurul. Hangi maça hangi hakemin atandığı yapay zeka kullanıyoruz. Zamanında da kurayla çekiliyordu. Hatırlıyorsanız Yersen, şimdi de yapay zeka Yersen. Şimdi yapay zekanın belirleyeceği hakemi televizyonlarda, medyada konuşan hakem eskileri günlerce önceden söylüyorlar zaten. Yapay zeka kim? Yapay zekanın yapacağı sonucu, tercihi bu adamlar nereden biliyor? Gerçekten de gerçekleşiyor. Fener Beşiktaş maçının hakemini günler öncesinden söylediler burada. Hatta Fener Galatasaray maçının hakemini de söylediler. Ama olamayacak herhalde.
Yüzüne darbe aldı adam. Herhalde yetişmez bu maça. Üçüncü kısmı hakemler. Hakemler de, Hakemler Birliği Ozan Tufan'a benzeyen bir hakemle açıklama yaptı. İşte isyan ettiler. Maçlara çıkmama kararı aldık vesaire falan. Peki şimdi soruyorum. Haklı bir hareket, güzel. Bu ülkede alt liglerde hemen hemen her hafta sayısız miktarda hakem darp ediliyor. Futbolcu tarafından, yönetici tarafından ya da taraftar tarafından. Böyle bir eyleme niye bu zamana kadar gitmediniz? Kafası yarılan hakem gördüğünüzde ya da işte tribünden, bak Süper Lig'de tribünden atlayıp hakemi dövenler oldu. O zaman niye yapmadınız bunu? Şimdi değişen ne? Ya da aşağıda alt liglerde başına, alt klasman hakemlerin başına gelenler sizi hiç ırgalamıyor mu? O zaman meslek onurunuz yok mu? Bütün hakemler eşit ama Süper Lig klasmanındakiler daha mı eşit? Yaptığınız şey ikiyüzlülük değil mi? Peki siz masum musunuz? Masum olmadığınızı hepimiz biliyoruz. Verdiğiniz kararlar ortada. Yahu bir dünya yıldızı Edin Dzeko bu hafta sonu bir fotoğraf var. Hatta buraya koyayım. Bak adam adaletin karşısında, olmayan adaletin karşısında dizlerinin üzerine çökmüş, ellerini göğe uzatmış. Ya Rabbim kurtar beni bunlardan diyor. Ben nereye düştüm diyor. Bu nasıl bir adalet diyor. Bak fotoğrafa iyi bak. Bu adam dünya yıldızı. Bu adam geçen sene Şampiyonlar Ligi finali oynayıp buraya geldi. Neler gördü, neler geçirdi ama böyle bir şey görmedi. Bu fotoğraf karesi hakemlik için, Türkiye hakemliği için bir utançtır. Bir diğer bu işten nemalananlar, holiganlar ve taraftar grupları. Bak taraftar gruplarının liderleri var. Bilet işleri, ticaret işleri, para pul işleri. Şimdi eskisi kadar aktif değil, daha pasif durumdalar ama yine devam ettiğini görüyorum. İnsanları toplumu peşinden sürükleyebilmek için, bir grubu peşinden sürükleyebilmek için bunlar da bu tarz durumlardan agresif hareketlerle, agresif yönlendirmelerle nemalanıyorlar. Bir yerde toplansın, taraf olmayan bertaraf olur mantığıyla taraf toplamaya çalışıyorlar. Bunlardan nemalanarak, şiddetten, adaletsizlikten nemalanarak geliyorlar bunlar da buraya. Ve biz bunlara yine alet oluyoruz. Basit, çok iyi niyetli bir üniversite öğrencisi, daha hayatta tam olarak neyin ne olduğunu görememiş bir üniversite öğrencisi çok kolaylıkla bunların peşine kapılıp gidebiliyor. Sonra bunlar birbirlerini bıçaklıyorlar, sonra bunlar birbirlerini darp ediyorlar. Bunları hep yaşadınız, gördünüz. Nemalanan ve bu işi körükleyenler. Bak şimdi sütten çıkmış ak kaşık gibi herkes sıyrılıyor işin içinden. Bir tek Ankara Gücü Başkanı günah keçisi. Kimse benim bunda suçum var demedi. Ne federasyon başkanı dedi, ne kulüpler, başkanlar. Ki başkanların bir kısmı işte gidin bak sıkıştırın onları bırakmayın peşini diyenler. Bu tarafta bu ligi bitirmeyiz, biz bitirmeyiz diyenler. Bak savaş çıksın diye söylemiyorum, birbirinize girin diye söylemiyorum. Hepsi aynı. Ne onlar özür diledi, ne bizim suçumuz var dediler. Ne federasyon başkanı ya da üyeleri ya biz bu işi bu hale getireniz dediler. Sahiplenen olmadı. Ne hakemler. Evet bu darbı kabul etmiyoruz ama bizim de bu insanları çileden çıkardığımız doğrudur diyebilen bir tane oldu. Holiganlar ve taraftar gruplarını hiç söylemiyorum. Yumruğu haklı görenler var bir tarafta. Bir tarafta sizin başkanınız böyle demişti o yüzden bak böyle oldu diyen var. Öbür tarafta da hayır sizin başkanınız böyle demişti ya da sizin yöneticiniz böyle demişti o yüzden böyle oldu diyen var. Kimse kabahati net olarak tarif edemiyor. Kabahati olan kimse de ya biz burada hata yapıyoruz demiyor. Yine kabahati hiç sahiplenmeyen, aslında çok büyük payları olmasına rağmen benim şaklaban diye nitelendireceğim basın ve yine şaklaban, şarlatan sosyal medya yayıncıları. Bunların az çok kim olduklarını biliyorsunuz. Hakem eskisi, topçu eskisi, tutunamamış, ne varsa bir araya gelmiş, birazcık böyle fırlamalık yapabilecek. İnsanları kötü şakalarla yine birbirine düşürecek. Görüyorsunuzdur sosyal medyada her gün. Bu insanlar da mesela hiçbiri çıkıp ya biz bu olayı böyle körükledik demedi. Hatta üzerinden prim kasmaya devam ediyorlar.
Bunlar da suçlu değil. Tek suçlu yumruğu atan Faruk Koca ve işte tekme atan, yerdeki tekme atan diğer adam. Ha merak etmeyin, onlar da çok büyük suçlu olmayacak. Türk halkı çabuk unutur. Dediğim gibi siyaset sahnesinin etkin aktörlerinden bir tanesidir. Çok yakın zamanda bu durumdan kolaylıkla sıyrılacağını göreceksiniz. Yine bu durumu oluşturan ve sizin cebinizden parayı en hard şekilde çeken yayıncı kuruluş ve iddia baronları. Yayıncı kuruluş. Ligleri süresiz erteledik dedi. Dedim ki ulan helal olsun ama yapamayacaklar. Şimdi bugün de çıktılar dediler ki sadece bu haftayı oynatmıyoruz. Salı gününden devam. Sadece bir haftalık erteleme söz konusu. O haftanın maçları erteleniyor. Dedim ki helal olsun yapacaklar herhalde. Yapamadılar. Yapamazsın. Neden? Toplumun afyonunu elinden alamazsın, bu bir. Bu işin içinde dünya kadar para dönüyor. Yayıncı kuruluşlar var. Ha yayıncı kuruluşlar derken bir tane yayıncı kuruluş da değil. Futbolu bir de öyle böldüler. Türkiye Ligi'ni izleyeceksen başka bir yerden. Avrupa Ligi'ni izleyeceksin başka bir yerden. Hazırlık maçlarını izleyeceksen başka bir yerden. Milli maç başka bir yerden. Allah'tan ondan para almıyorlar. Basket maçlarını izleyeceksen başka bir yerden. Euroleague maçlarını izleyeceksen başka bir yerden izliyorsun. Ve bunlar için hepsine ayrı ayrı para ödemen gerekiyor. Hatta bazılarına para ödüyorsun, maçı da izleyemiyorsun. Sevgili Acun, dün akşam yine maçı izletememişsin, Şampiyonlar Ligi maçını, Galatasaray maçını. Yine problem çıkmış. Paraları alıyorsun ama insanların belki de keyif olarak hem de büyük bedellerle aylık olarak ödediği para, adam oturuyor televizyonun karşısında, açıyor, yayın yok. Pek çok yayın gördüm ben, biliyor musun? Kaçaktan açmışlar Exxen abonesi. Kaçaktan açmış maçı izliyor. Kaçaktan maçı veren sağlıklı bir şekilde yayın yapıyor. Exxen'de yayın yok. Acun'da yayın yok. İade edecek misin babacığım o paraları? Yayıncı kuruluş meselesi çok sert mesele. İşin hem senin cebinden para alma tarafı var, hem de en çok parayı nasıl kazanırım, optimize ederim diye ligi rekabet halinde tutmaya çalışma, gerginliği yüksek noktada tutmaya çalışma, abone iptali yaşanmasın diye sene sonuna kadar yarışı ayakta tutmaya çalışma gibi gibi pek çok beklentisi var. Çünkü sana para ödedi, onun karşılığını da almak istiyor. Onun karşılığı olarak da sen bu düzeni bozamazsın. Bu ligi iptal ya da erteleme yapamazsın. Ha bu arada ödediğimiz para Türkiye'de kalmıyor arkadaşlar. Katar. Sermaye Katar'dan. Şirket Katar'da. Parayı Katar'a ödüyoruz. Araplara gidiyor yani. Kusura bakmayın, onu da bilmiyorsanız söyleyeyim yani. Hadi Exxen tarafı Acun'a gidiyor diyelim de. Araplar demişken bu ayın sonuna doğru Süper Kupa var. Ha bak, siyaset nasıl bu işin içinde. Fenerbahçe ile Galatasaray Süper Kupa oynayacak final. Normalde sezonun başında Türkiye'de oynanıp bitmesi gereken bir Süper Kupa finali. Sezonun başında yapılmadı. Bekledik, neden. Aa, finali Arabistan'a almışlar. Türkiye'nin yarattığı en büyük değerlerden iki tanesi Fenerbahçe ve Galatasaray'ı Türkiye'den kaldırıyoruz. Arapların maç izlemesi için Arapların önüne koyuyoruz. Bak ben çok net söyleyeyim yani. Fenerbahçe'de ya da Galatasaray'da oynayan bir futbolcu olsaydım bu maçı Arabistan'da oynanacaksa takımla birlikte gitmezdim, bu maça çıkmazdım. Bir yönetici olsaydım, bir başkan olsaydım bu takımı, hangi takımda olursam olayım, Galatasaray ya da Fener fark etmez, bu takımı o maça çıkarmazdım bedelini ödemek karşılığında. Fenerbahçe Galatasaray taraftarı senede 2 ya da 3 tane bu maçı bekliyor. Sen götürüyorsun, burada izlemeyin, o tarafta izleyin. Televizyondan izlersiniz siz de. Arap olduğu için söylemiyorum, Arabistan'a götürdükleri için söylemiyorum bu arada. İtalya'ya da götüremezsin, İngiltere'ye de götüremezsin. Sen benim değerimi niye buradan alıp götürüyorsun ya? Ha, bir organizasyon olur, işin para tarafı. Alırsın Fenerbahçe ile Galatasaray'ı. Resmi olmayan, resmi müsabaka olmayan bir şekilde dünya turnesine çıkartırsın. Uzak Doğu'ya götürürsün, Arabistan'a götürürsün, İtalya'ya, Amerika'ya götürürsün, orada oynatırsın. Kültürünü yayınlarsın, paranı alırsın. Bunu anlarım. Sen benim resmi organizasyonumu niye Arabistan'a taşıyorsun? Bir de tabii iddia baronları var. Onların da kim olduğunu az çok biliyorsunuz. Bu pastanın büyük paylarından bir tanesi iddia tarafında.
Adil olmayan bu oyun biraz da onlara yarıyor. Siz az sonra anlatacağım bu işin mağdurları ve müştekileri olarak. Kimler bunlar? Mağdur ve müştekiler safiyane duygularla taraftar olanlar, futboldan keyif alanlar. Yani insan futbolu taraftar olmasa da keyif için izliyor olabilir. Fakat şu yaşanılan ortamda hangi Türkiye Ligi maçından keyif alıyorsunuz? Açıp bak şunu yapabilirsiniz. Açın bir Premier Lig maçını. Sonrasında aynı anda Türkiye Ligi'nde bir maç varsa kanal değiştirin. Bak 5. dakikada bunalır Premier Lig maçına geri dönersiniz. Çünkü ortada futbol diye bir şey yok. Ortada kendine yara atan futbolcular, bağıran çağıran itiraz eden futbolcular, itiraz eden parmak sallayan teknik direktörler, çok acayip kararlarla olayı infial haline getiren, çileden çıkaran hakemler. Bunu seyredeceksin ha futbol keyfi olarak. Dönersin Premier Lig'e, bak neler oluyor. Futbol orada. Burada tiyatro var. Sonucu belli. Bir tiyatroya biz burada tabiiz cebimizden para ödeyerek. Taraftar da olabilirsin. Safiyane duygularla Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzon'u destekliyorsun ve takımının başarılı olmasını istiyorsun. Bekle. Çok beklersin. Yani takımın şampiyon olabilir. Ama senin şampiyonluğun da muhtemelen geçerli bir şampiyonluk değil aslında. Hani senin şampiyon olur mu diye beklediğin şeyi zaten aylar önce belirlemişler. Bir şampiyon var, bir tiyatro var. Sen sadece tiyatronun sonucunu bilmiyorsun. Tiyatro nasıl sonlanacak acaba? Filmin sonu nasıl gelecek acaba diye bekliyorsun. Türkiye'de futbol bundan öteye değil. Yine mağdur müşteki zarlar adil sanıp gidip bahis oynayanlar. Hiç tasvip etmiyorum gerçi de. Ama en azından yani diyorsun ki bir futbol bilgim var. Biraz şansımı değerlendireyim. Biraz yorumlamayla vesaireyle. Sonra bir bakıyorsun maçın içinde neler var. Bak çok enteresan şeyler görüyor. İşten biraz anlayan profesyonel göz maçın içinde bir hakemin niyetini, art niyetli olup olmadığını ve bu niyetin art niyetli tarafın nasıl olduğunu görebiliyor, sezebiliyor. Bir futbolcunun topa ayağını uzatıp ya da ayağını çektiğini görebiliyor. Bir defans oyuncusunun rakibi savunduğunu mu yoksa ona iştirak ettiğini mi görüp anlayabiliyor? Yani körün gözüne parmak sokar gibi oluyor bazıları ama bazıları körün gözüne parmak sokar gibi değil. Ancak profesyonel gözlerin görebileceği, bu işten anlayan gözlerin görebileceği hareketler. Fakat şu da değil mesela. İki devrede başka manipülasyon yapan, yani ilk yarıda böyle, ikinci yarıda böyle yapan hakem gördüm. Ya da ilk yarıda bozup, ikinci yarıda olayları seride bırakan ya da maçın tamamını etki altında tutan hakem gördüm. Şimdi bunların hepsi aslında büyük resmin birer parçası. Belki de iddia tarafının bir parçası. İşin özetine gelecek olursak arkadaşlar, bu videoyu kimin için, ne için yaptım biliyor musunuz? Bu videonun futbolla hiç alakası yok. Bu video zihinlerinizle, sorgulama kısmınızla ilgili. Ben çok yakın zamanda, birkaç yıl önce bu bağlılık, aidiyet, kulüp aidiyet duygusundan kurtuldum büyük oranda. Hala bir Fenerbahçeliyim. Fakat artık aklımda diye izliyorum maçları izlerken mesela. Orada büyük bir başarı, büyük bir şampiyonluk beklentim yok. Bakalım ne olacak diye izliyorum. Tiyatronun sonu ne olacak diye izliyorum yani. Size de bunu tavsiye etmek için buradayım. Cebimizden, hayatımızdan, zamanlarımızı, paralarımızı, ailemize, çocuğumuza ayırabileceğimiz ya da harcayabileceğimiz vakit ve nakiti götürüp birilerinin cebine sokuyorsunuz. Bu düzene gerçek sanıp belki de ayak uyduruyorsunuz. Bu videoyu izleyenlerden aslında beklentim şu. Bunların az önce anlattıklarımın taraflarını, isimlerini, takımlarını, her şeyini unutun. Bu tiyatroya, bu oyuna tabi kalmak istiyor musunuz arkadaş yani? Buraya hala bu değirmene su taşımak istiyor musunuz? Gidiyorsunuz formalar alıyorsunuz. O formalar ödediğiniz para ya git eşine bir hediye al. Git çocuğuna bir hediye al ya da onların ihtiyaçlarını karşıla. Hayır, oradan mesela bir takımın formasını al. O adamlara o tezgaha su taşıyorsunuz. Çoluğundan çocuğundan arttırıp dişinden tırnağından arttırıp hayatından arttırıp böyle bir tiyatroya veriyorsunuz. Lütfen buna uyanın diye bu video var aslında. Sorgulayan, böyle aidiyetlerin, boş aidiyetlerin peşinde koşmayan,
Ve bunlarla size uygulanan böl parçala yönete, bu tuzağa düşmeyen, eşiyle, dostuyla, belki akrabasıyla, kardeşiyle sadece tuttuğu takımın renkleri yüzünden birbirine girmeyen, birbirine futbol yüzünden şiddet uygulamayan, ya çıkıp bak küfür ediyorsunuz, iyi düşünün. Bir takıma, bir zümreye küfür ediyorsunuz, bir taraftar grubuna küfür ediyorsunuz. Muhtemelen kardeşiniz o taraftar grubuna tabi. Anasına sövüyorsunuz, kardeşiniz o taraftar grubuna tabi. Yok mu böyle aranızda? Çok mu hoş? Futbol bir keyif aracıdır, bir zevk aracıdır. Hobi gibi bir şeydir. Senin gündelik hayatın devam eder, ana hayatın devam eder, gayelerin vardır, para kazanmaya çalışırsın. Belki öbür dünyaya hazırlanırsın, belki erdemli, ahlaklı bir insan olmaya çalışırsın. Bunlardan arta kalan zamanını da futbol izleyerek ya da başka bir hobiyle değerlendirebilirsin. Ama bundan öteye gitmemelidir, hayat tarzına dönüşmemelidir ya. 11 tane adamın sırtına forma geçirip bir topun peşinde koşması. Bir keyif aracı olmaktan öteye gitmemelidir. Biz hayat memak meselesine çevirdik. Çevirdiler, sen de bu tuzağa düştün. Çünkü seni öyle çok daha kolay yönetebiliyorlar. Çünkü eğer bunlarla uğraşmazsan gerçekten değerli başka şeyleri düşünmeye başlayacaksın. Başka şeyleri düşünmeni ve hatta düşünmeni istemiyorlar. Bu video bu yüzden var. Düşünmeni istemiyorlar arkadaş. Bu videoyu etrafınıza gönderin. Abone olacaksanız abone olun. Herkes abone olsun demiyorum. Bak bu videoda şu söylediklerim itibariyle ulan evet herif haklıdır diyen, sorgulayan beyne sahip, sorgulayamıyorsa bile aa evet ya deyip kafasında bir şimşek çakmış. Ya ben nasıl sorgularım bundan sonra diyebilecek diyen insanlar varsa gelsin. Bu videoyu takım formasıyla, fanatiklikle, siyasetle, bağlı bulunduğu partiyle hala at gözlüğüyle izleyen abone olmasın zaten. Benim böyle bir abone grubuna, böyle bir topluluğa ihtiyacım yok. Evet kolay yönetiliyorsunuz ama benim böyle bir derdim yok. Ben akıllı insanlarla beraber bir topluluk halinde birbirimizi geliştirerek yürüme taraftarıyım. Aşağıda sosyal medya hesapları ve bildirim grubu linki var. Dahil olmak isteyen oraya da dahil olsun. Bu kanalda genel olarak ekonomi konuşuyoruz. Kafanızı açmaya çalışıyorum. Dahil olmak isteyen de abone olup bildirim zilini açsın. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.